Türkiye'de kamu maliyesinin dinamiklerinden söz ederken aslında kamu gelirleri, kamu harcamaları, bunların genel performansı ile ilgili değerlendirmeleri anlarız. Türkiye'de kamu maliyesinin dinamikleri aslında Osmanlı'dan itibaren başlatacak olsak düğün umumiyeye ve gelir gider dengesizliğinin bozulduğu borçlanmaya kadar uzatabiliriz. Ha, biz burada şey olarak Cumhuriyet'ten itibaren başlatmak istiyoruz. Cumhuriyet'in başına itibaren meydana gelen gelişmeleri toparlayacağız. Kamu maliyesi dediğimiz şeyi hatırlarsınız. İkinci sınıfta aldığınız bir dersti yanlış hatırlamıyorsam. Bu bütün devletin ekonomik faaliyetlerini ve bunların sonuçlarını içerir. Niye devlet ekonomik faaliyet yapar ya da neden faaliyet içerisine girer? Kaynakları kullanmak için, istikrarı sürdürmek için, geri adaletini sağlamak için, fon aktarması falan yapar. Ve piyasaya müdahale etmek, yani piyasaların işleyişini kolaylaştırmak için. Ve bunu yaparken de kamu harcamaları aracılığıyla yapar. Ve en azından işte sizin sıralarınızdan geçmiş olan pek çok şeyi, maliye müfettişini, gelir vergisi, gelir uzmanını, bütün bunlar istihdam eder. Ve kamu harcamaları, kamu gelirleri bunları karşılaştırır. Bu ikisi arasında denkleştirme yapar. Bütün bu sistemi ifade eden, ne olduğunu, nereye gideceğini bir hukuki metin var. Buna bütçe adı veririz. Bütçe her mali yıl başında, mali yıl girmeden önce tartışılır. Her maddesi üzerinde oylamaya gidilir ve kabul edilir. Yani yasal metin, hukuki bir metindir. Bütçe dediğimiz şey rastgele değildir. Tabi burada bir eski sistemde olduğu gibi bir yani hukuki metinden kastedilen şey tam demokratik bir metin olmuyor. Hukuki olan her şey demokratik olacak değildir. İktidarın ya da çoğunluğu oluşturan, hükümetin çoğunluğu oluşturan partilerinin belli ölçüde düşüncelerini, ideolojilerini ya da eğilimlerini yansıtabilir. Yani belli kesimlerin desteklenmesi, harcamaların yönlendirilmesi vesaire bağlamında. Onun için bunun ama her halükarda ne olursa olsun bunun hukuki bir metin olması gerekiyor. Bütün bu işleri de kamu maliyesi araçlarını kullanarak izlenen politikalara da ne diyoruz? Maliye politikaları diyoruz. Keynes'ten beri bu isimle anılıyor daha ziyade. Cumhuriyet'in başından beri genel trendlere göz atacak olursak Osmanlı'dan devralınan bir miras var. Osmanlı devralınan miras Cumhuriyet'i kuranları ciddi ölçüde etkiledi. Ve gerçek bir bütçe arayışı vardı. Ve özellikle bu bütçenin denk olması isteniyordu. Çünkü bütçe açığı vesaire Osmanlı'nın sorunlarından birisiydi. Ödemelerde istikrar, yani ayağımızı yorganımıza göre uzatalım meselesi. Ulusal ekonomiden kaynaklanan bir durum. Ve önceden kalan, Osmanlı'dan kalan borçlar vardı. Borçları tasfiye etmek istiyordu. Düğün umumiye ile, tütün rejisi ile, gümrüklerde limanların kontrolünü, gelirlerini borç alacaklı ülkelere tahsis etmek gibi bütün bunlarla işte gümrük egemenliğini koruma, koruyucu vergileri koyarak özel sektörü daha dış rekabete karşı güvenli hale getirmek için adımlar atıldı. İlk liberal dönemde. Aşar vergisi biliyorsunuz aynı vergi bu kaldırıldı. Onun yerine bunu telafi edecek yeni vergiler ihdas edildi. Ve 1923'te tarımsal bir ekonomik yapı var ve tarıma dayalı bir vergi sisteminin var olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemin önemli özelliği 23'ten 29'a kadar şöyle 20 yapalım. 1927'deki Muhasebe-i Umumiye Kanunu yürürlüğe giriyor. Ve genellikle bunlar liberal politikalar izleniyor bütçe politikaları olarak ve yarı sömürge yapının özelliklerini taşıyorlar ve iktisadi misak konularında özel bir önem veriyorlar. İktisadi bağımsızlığı ve genellikle mali disiplin yani denk bütçe dediğimiz ilkeye uyulan bir dönem var 23-29 arası. İşte gelir vergilerin oranı oldukça düşük. Servet vergileri oldukça fazla. Ortalamalardan bakabiliriz bunlara. %14 gibi bir şey mesela.
Harcamalar çok yüksek oranda harcamalardan alınan vergiler. Açığı görmüyoruz. Çok 25'te küçük bir açıktan. Bütçe açığı gayri safi milli hasıla yok. Yani şeydir. Denk bütçe uygulanıyor burada. Vergi esneklikleri de oldukça düşüktür. Yani %1'in altındadır diyebiliriz. Vergi yükü de onlar civarında. Geçiyor. Onlar civarında civarını sağlıyor. Bu sanayi planı dönemine geçtiğimiz zaman ise bu sefer artık kaynaklar sanayileşmeye doğru yönlendiriliyor. Bütçe bunun için kullanılıyor. Ve 1930'a kadar dış borç konusunda direnen siyasal elitler yavaş yavaş biliyorsunuz hem plan yürütülmesinde hem Rusya'dan, İngiltere'den hatta Merkez Bankası'nın kurulmasında da bir bankadan, bir yatırım bankasından, yatırım şirketinden fon alınıyor, tedarik ediliyor. Böylece yeni bir dönem başlıyor. İçe kapalı bir dönem. Ve burada gelir ortalama olarak gelir vergilerinin %25'e yakın olduğunu, servet vergilerinin yine oldukça yüksek olduğunu, yani harcama vergilerinin, gelir yükselmiş, harcama biraz düşmüş. Yine denk bütçe 30-39 arasında büyük ölçüde sağlanıyor buna rağmen. Bazı yıllarda ortalama sıfır civarında görünüyor ama vergi esneklikleri de biraz artmış görünüyor. 30-39 arasında. Savaş yılları bittikten sonra ki 5 yıllık dönem, 1945-50'ye kadar giden dönem, 2. Dünya Savaşı yıllarında oldukça problemli bir kamu maliyesi yapısı var. Mali problemler var çünkü. Gelir vergisi ciddi problemli. Ve devlet olağanüstü koşullarda aşırı bir şekilde müdahale yetkisi görüyor kendisinde. Ve önemli ölçüde vergilere el koyuyor. Milli gelirin çok büyük bir kısmına el koyuyor. Bu dönem tipik özelliği biliyorsunuz varlık vergisidir. Salkım Hanım'ın tanelerini hatırlayın. Ve kamu kesimi burada üretimi artırma değil, artık plancı iş, sanayi planları bitiyor. Ve özel ticari sermaye birikimi de gelişmeye başlıyor. Özellikle 1946'dan sonraki dönemde. Ve artan kamu harcamaları daha ziyade bu süreçte yatırımlar yerine savaş sonrası dönemde cari ve transfer harcamalarına gidiyor. Destek teşvik anlamında. 39-50 arası savunma çok büyük ölçüde. Özellikle 39-45 arası. Bütçe açığının nedeni oluyor. Enflasyon. %450 civarındaki para arzı artışı biliyorsunuz. %450 civarında 500'e yakın. Enflasyonist bir sonuç doğuruyordu. 1945 savaş sonunda uzun vadeli borçlar savaşın başına göre %250 civarında artış gösteriyor. Ve emisyon, bütçe açığı, borçlanma böyle bir dönem yaşanıyor savaş sonrasında. Savaş yıllarında varlık vergisi tarihe bir büyük bir şey olarak, utanç olarak geçiyor. İşte bunun sonucunu görüyorsunuz burada. %41'ini bulmuş. Servet vergisi %41'ini, vergi gelirlerinin %41'ini oluşturmuş. 42'ye yakın oluşturmuş. Sonra kaldırılıyor, azalıyor. Ortalama %10. Gittikçe azaldığını görüyoruz servet vergilerinin. Gelir vergilerinin biraz daha arttığını bu arada. Harcamanın da düştüğünü görüyoruz. Ciddi bir açık yok ama mali sıkıntıların olduğu bir durum. Vergi esnekliklerinde otomatik olarak artmasını, biraz daha görece olarak artmasını beklememiz mümkün. Demokrat Parti dönemine geldiğimizde burada artık yavaş yavaş dünyaya entegre olma ve mevzuatı da entegre etme çabaları var. Dış ticaretin serbestleşmesinden kaynaklanan kronik açıklar başlıyor. Ve dış yardıma bağımlılık, dış kredilere bağımlılık ve dış sermayeye bağımlılık olgusu karşımıza çıkıyor. Çoğunlukla sanayi yerine tarıma, madenciliğe, inşaata, altyapıya yer veren bir kalkınma anlayışı hayata geçiyor. 46'tan itibaren başlayan süreç
ciddi ölçüde üretim milli geri artışı, enflasyon ve dış ticaret gibi açılardan problemler üretmiyor. Özellikle 1950'den sonra, 55'ten sonra çağdaş gelir vergi sistemi kuruluyor. Bundan bazı olumlu sonuçlar elde ediliyor ama dış borçlar artıyor çünkü dış yardım destekli bir liberal dönem var burada. 1950'de 46'taki liberalleşmeyi artıran bir eğilim. Çünkü dünyayla uyumlu bir hükümet geliyor, devreye giriyor. Liberalleşme 50'lerin ortalarına itibaren problem. İşte bu bizim ikinci moratoryumumuz. Osmanlı'dan itibaren Türkiye tarihindeki ikinci moratoryum 1881 sonrası ilan ediliyor. Ve 1971'e kadar bunlar yeniden yapılandırarak borçlar ödeniyor. 50'lerde özellikle gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi, vergi usul kanunu gibi, çağdaş dediğimiz kanunlar Alman vergi sisteminden örnek alınarak bunlar yürürlüğe giriyor. Ve 1950'deki en önemli bir şey var, şu uzun süre devam eden tahsil-i enval kanunu kaldırıyorlar. 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun. Bu çok meşhur bir kanundur. İşte bu devreye girmeye başlıyor. Böylece kamu maliyesinin mimarisi şekillenmiş oluyor. Gelir vergisinin payının artmaya başladığını belli ölçüde ama servet vergisinin gittikçe azaldığını, günümüzdeki gibi ortalama bir düzeye ulaştığını, harcama vergisinin de yine 160'lar civarında kaldığını görüyoruz. 50'lerin tipik özelliği genellikle açıkların olması. Burada mesela ortalama negatiftir. Vergi esneklikleri de birin üzerine çıkmıştır. Vergi yükü gittikçe artmıştır. %11'lerin üzerine çıkmıştır. 1950'nin özellikle ikinci yarısından sonra bu problem daha belirgin hale gelmeye başlamıştır. Finans sorunlarında ortaya çıkıyor. Planlar dönemine geldiğimizde İtalya ikameci planlar, 27 Mayıs darbesi sonrası ve planlamanın bütün altyapıyı yeniden dizayn etmeye hizmet ettiğini görüyoruz. Gelirleri artırmak istediler. Planlar gelir artırıcı politikaları üretmeye hedeflendi ve vergi yükünü artırmak istedi 1960'lar dönemi. Sürekli vergi yükü 1980'e kadar artış gösterdi. Bunda otomatik olarak gelir azaltıcı etki oluşturacağını tahmin etmek zor değil. Ve dolaylı vergiler özellikle artırılıyor. Maliye politikası etkin olarak uygulanamıyor. Yatırımlar çok az bu dönemde. Kitleri finanse edemiyorlar. Niye? Çünkü zarar eden kitler gelirler azaldığı için finanse edilemiyor. Geri vergisi kanunu, vergi usul kanunu 60'larda yeniden yazılıyor. Kurumlar vergisi değişiyor. 1961 Anayasası'nda şöyle bir özellik var. Hükümete burada vergi politikasında etkinlik ve enflasyonu önleme yetkisi veriyor. Böylece planlı dönemle beraber bütçe giderleri ve gelirleri sınıflandırılmasında değişim var. 60'lardan sonra özellikle 70'ler ciddi bir problemdir. Kamu açıklarını artıran, mesela program bütçeye geçiliyor 73 yılında. 60-80 arasındaki mali düzenlemeler genellikle 60-70 arasında yapılıyor. 70'ten sonra zaten her yılda bir hükümet değişimi, ortalama 10 tane hükümet giriyor 10 yılda, değişiyor. Siyasi sorunlar burada düzenli bir mali denetim etkinliği söz konusu değil. Dış borç ödeme ve kalkınma için borçlanmaya devam eden hükümetler var. 60 sente muhtaç Türkiye aslında. 70'lerin en önemli özelliği bu. 60 sente muhtaç Türkiye profili. Nitekim 1978'de, bu da 3. moratoryumdur biliyorsunuz. 75-78'de devalüasyonlar, enflasyon var. 79'da da IMF'li stand-by anlaşması var. Ve 70-80 arası ciddi ölçüde bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Gelir vergilerindeki değişimi şurada görmek mümkün. Oranlar oldukça artış göstermiş. Servet vergileri gittikçe düşmüş. Harcamalardan alınan dolaylı vergilerde de azalma eğilimi görülüyor.
Bütçe açıkları artık yine %1'e yaklaşıyor neredeyse, yurt dışı hastalarının %1'ine yaklaşıyor. Ve burada negatif açıkların genellikle bu dönem boyunca özellikle 70'ler itibaren olduğunu, birin üzerinde vergi esnekliği %20'lere kadar ulaşan neredeyse ortalama vergi yükü, zaten amacı buydu planların, vergi yükünü artırma. Son döneme geldiğimiz, yani 80 dönemi son dönemi ama dışı açık dönem diyebiliriz buna. 24 Ocak'ta başlayan devrim artık her şeyi değiştirir gibi mali bakış açısını da değiştiriyor. Ve kamu kesimini daraltmayı savunan, kit faaliyetlerini azaltmayı, özelleştirmeyi savunan bir mantalite geliyor. Ve enflasyonla mücadele etmek, 70'lerden itibaren devam eden enflasyon yok edilmek isteniyor. Diğer taraftan dolaylı vergileri artırmak için KDV 1985 yürürlüğe giriyor. 84'te kalıyor. 85'te yürürlüğe giriyor. Burada önemli bir özellik var. 80 sonrasında bütçe dışı fonlar arkadaşlar. Bunlar sınavlarda çıkar. Bütçe dışı fonlar, çok fazla fon icadı ihtas ediliyor ve vergi dışı fonlarla bazı harcamalar finanse edilmeye çalışılıyor. Biraz da abartılıyor iş aslında. 86'da Hazine ile Maliye Bakanlığı ayrılıyor. İşte geçen 2018'de bir düzenlemede bunlar birleşiyor. Tekrar yeniden ve 80-90 arasında bu anlamda bir gelir dalgalanması söz konusu. Ama şunu görebiliriz, 80-90'da harcamalar üzerine alınan vergiler, özellikle 85'te şu KDV'nin yürürlüğe girdiği tarihten sonra artış eğilimi gösteriyor. Gelir üzerine alınan vergiler de kademeli bir şekilde azalıyor. Sonra da istikrarla aynı çizgide devam ediyor. 80-90'ın konsolide bütçe gelişmeleri, gelirlerin, harcamaların, bütçe dengesinin sürekli negatif verdiği, açık verdiği, bütçenin açık verdiği, transfer harcamaların %7 civarında olduğu, yatırım harcamalarının özellikle 80'ler ikinci yarısında yavaş yavaş azalma trendine girdiği bir dönemi yansıtıyor. Harcamalar azaltılamıyor. Gelirler de artırılamıyor. Tersine şurada görüyorsunuz. 17-18'lerdeki olan sonra 13'lere 14'lere kadar ancak çıkabiliyor. Böyle bir dönem. 90-2000'e geldiğimiz zaman bu zaten finansal rant ekonomisi ve kamu açığının yükseldiği dönemlerdi bunlar. Kamu açığının. İkiz açık biliyorsun. Hem dış açık hem iç açık ikisi de var. Ve bunlar krize 3 tane krizle sonuçlandırıyor. Mali problem ekonomik probleme dönüşüyor. Bu da beklentilerin meydana getireceği olumsuzluklar. Kısa vadeli dış kaynakla iş talebi canlandırarak büyüme arzusu ve düşük kur, yüksek faiz uygulama ve dışarıdan serseri para veya sıcak para çekmek arzusu. Bu olmuyor. Yani geliyor ama gidiyor sonra. Bazen de düşük kur bir anda patlıyor. Çok yüksek artışlarla enflasyonist problemler ortaya çıkıyor. Dış açık çok fazla ve stagflasyon. Hem enflasyonmuş. 75'ten 2001, 2002, 2003'e kadar Türkiye ekonomisinin temel problemi aslında enflasyondur. Buna mukabil bir de durgunluk başlıyor 90-2000 arasında. 3 tane de kriz yaşıyoruz. 94 işte bunlardan birisi. İlk kriz Türkiye'yi ilk defa IMF'ye muhtaç hale getiren 80'lerden sonra. Enflasyonu düşürmeyi, özelleştirmeyi sağlamayı falan düşünüyor ama hiç de burada ilerleme sağlayamıyor. Ama önemli olan bir şey özelleştirme idaresi başkanlığı fonu kurulmasıdır burada. Ve burada da bunu düzenleyecek devletin kaynaklarını satacak bir şey. Böylece arkadaşlar 90'larda büyük borç dağları, 2000'lerin aslında altyapısı hazırlanıyor. 90'ların 2000'lerin çocuklarına da bir çeşit 90'larda böyle bir miras bırakılıyor diyebiliriz. 90'ların özelliği, bu kriz yıllarına bakacak olursan 94 mesela toplam kamu borçlanma gereği milli hasıla oranı %8'e kadar yükselmiş krizde.
Aynı şekilde 99 krizinde yükselme eğilimini görüyorsunuz. Bu kriz olduğu zaman gelirlerin azaldığını, giderlerin arttığını gösteriyor devamlı olarak. İşte sosyal güvenlik vesaire açıkları, mahalli idareler, işletmeciler, kitler derken kitlerin hastadaki yeri bu değişim gözlemlenebiliyor. 91-2001 arasını %80 civarında yaklaşık vergi gelirleri oluştururken çok önemli bir kısmını vergi dışı gelirler oluşturuyor. İşte bu fonlar özel gelir ve fonlarla beraber, yani neden mimari bozuldu 91-2001 arasında farklı bölük pörçük gelir kalemleri ortaya çıktı. Bunu görmek için iyi bir şey. 92-2000 arası vergi gelirlerin azaldı. Çünkü ekonomi zayıf. Ekonomi inişli çıkışla dalgalanmalı giriyor. Ve vergi dışı gelirlerde azalma meydana geliyor. Gelir özel gelir ve fonlar dikkat çekiyor burada. Ve 99'da kamu kesimi dengesizliği ve krizi konsolide bütçe açığından kaynaklanıyor ve fonlarda çok büyük açıklar hasıl oluyor diyebiliriz. Bütçe açığı bu mükellefleri her zaman şeye gelecek, alacak şekilde, potaya alacak ve ızgaraya yaklaştıracak şekilde kullanılıyor. Türkiye ekonomisi, bütün ekonomilerde, gelişen ülke ekonomilerinde bunu görüyor. Bunun sonucunda yeni vergiler konur, yeni mevzuatlar yürürlüğe girer ve bu mevzuatlar büyük ölçüde karışıktır, karmaşıktır, mali müşavirler işin içine çıkamazlar. 2000-2012 arasında ise 99'da IMF ile yakın anlaşma var biliyorsunuz. Yakın izleme anlaşması, standby. Bu döviz çıpasını kullanıyor ve EMP dediğimiz program uygulanıyor. Enflasyonla mücadele programı uygulanıyor. Bunun içinde sıkı maliye politikası, faiz dışı fazlayı artırma, yapısal reformları artırma, özelleştirme, hızlandırma gibi hedefler var. Bu 99'da belli ölçüde %30'lara düşürülüyor enflasyon biliyorsunuz. Özelleştirmeler özellikle 2012 arasında tavan yapmaya başlıyor. Ciddi artış var burada. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca veya devletçi ekonomi boyunca özelleştirilemeyen 2000'lere kadar büyük ölçüde özelleştiriliyor. Ama ithalat artıyor bir yandan. Düşük kur sebebiyle cari açığı da dizginlemek mümkün olmuyor. Burada bankaların açık pozisyonlarının döviz talebini artırdığını görüyoruz. 2001 krizine kadar giden süreç bunu ifade ediyor. Faizlerin yükselmesi, hazine kağıdı bulunanların çok miktarda hazine kağıdı tutuyorlar ellerinde bankalar. Bu sıkıntıya maruz bırakıyor. 2000 Kasım ayında biliyorsunuz meşhur bankacılık krizi. İşsiz kaldı bankacıların, 18 bin bankacı işsiz kalmıştı. 2001 Şubat'ında yeni bir siyasi kriz ve %10'a yakın ekonomi küçülüyor. Ve 99'daki standby tekrar revize ederek meşhur güçlü ekonomi geçiş programı uygulamaya konuluyor 2002'den itibaren. Ve 2002-2012 dönemi istikrarın olduğu bir dönem, bütçe açıklarının azaldığı bir dönem. 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu 2006'dan itibaren uygulanıyor. Biraz şeffaflık artıyor, hesap verilebilirlik artıyor. Harcamaları artık kamuoyuna deklare ediyor falan. İyi okuyabilenler için tabi bunlar. Neyse, karmaşık pek çok hesap kalemi vardır orada. İşte bu 5018 sayılı kanunla performans esaslı bütçeleme ve performans denetim sistemi devreye giriyor. Biraz şeffaf yapılanma. Ve 2005'teki özelleştirme 86-2003 arasındaki bütün özelleştirmeler kadar çok büyük bir değer ifade ediyor. Bu aslında kamu maliyesinin rahatlamasında özelleştirme gelirlerin payını ölçüyor bize. Dünyadaki küresel kriz, 2008'deki kriz ekonomiyi yavaşlatıyor. Yurtçı hasıla daralıyor kuşkusuz. Tüketim harcamaları azalıyor. Kamu tüketimi toparlanmaya başlıyor. Teşvikler artıyor bu arada. Ve Türkiye ekonomisi krize yönelik önemli bir yara almadan kurtuluyor. %5 küçülme
dışında. Ardından da hızla büyüdüğünü görüyoruz. İşte 2009'da, 2010'da, 2011'deki yüksek büyüme rakamları bunu gösteriyor. Ve küresel krizin etkisi sayılmazsa 2012'ye kadar oldukça başarılı bir kamu maliyesinin olduğunu söyleyebiliriz. Enflasyon tek hale indirilmesiyle de ülkenin kredi notu sürekli artıyor. Dolayısıyla başlangıçta bütçe açığı %12'lerdeyken yurt içi hasılaya oranı bu gittikçe ne oluyor? 1,5'lara kadar düşüyor. Hatta şurada daha da düşük orana geliyor. Faiz dışı fazlalar yine başlangıçta yüzde büyük bir kısmını oluşturuyor. Sonra yavaş yavaş azalıyor ama hala pozitif. Ve gelirlerin giderlerin daha büyük bir kısmını, daha büyük kısmını gittikçe karşıladığını işte anlıyoruz burada. Bu da 2001-2002 arasının genel performansı. 2013-2017 arasına bakarsak, bu da merkezi bütçe giderleri şunlar. Gelirlerde diğer sütunlar. Gelirler giderlere yakın diyebiliriz burada. Bütçe açığı yani tam tedavi edilebilir, onarılabilir bütçe açığı. Faiz dışı fazla hedefleri de yavaş yavaş kontrolden çıkmaya başlıyor. Ama yine de 2017'ye kadar işler önemli ölçüde yolunda görünüyor. Sadece 2017'de işte yavaş yavaş gelirler giderleri daha az oranda karşılamaya başlıyor. Bütçe açığı yine %1'ler civarında seviyor. Bunlar kontrol edilebilir bütçe. Gelirlerde artış yok. Ekonomi 2016'dan itibaren de yavaş yavaş soğuyor. Faiz giderleri, faiz hariç giderler %2'ler civarında seyrediyor diyebiliriz. 2002'den sonraki dönem 2017 için faiz dışı fazla yurt içi hasıla payı %-0,1'e düşüyor. 1 civarında gerçekleşiyor. Orta vadeli program var 2017-19 arasında. İşte kontrol edileceğinden falan bahsediliyor cari harcamaların. Maliye politikasının kamu yatırımlar aracıyla destekleneceğini, büyümeyi öngören bir şey var. 2002-2019 arasındaki 17 yıllık maliye politikasını özetlersek, bütçe eksenli, bütçenin maliye politikasının uygulama aracı olması bakımından etkin kullanıldığı bir dönem. Buradaki açık ve fazla ya da gibi aradaki fark maliye politikasının başarısını ölçüyor bize. İşte buna bağlı olarak bütçe dengesindeki sapmalar, 2012-19 arasındaki sapmalar, görüyorsunuz şurası kriz yılı, dengeden sapma. Daha sonra da 2019 arasında yedek akçeler hariç bütçe dengesinden sapmalar özellikle 2017-18'den itibaren hızla yükselmeye başlıyor. Şurada da aynı yükseliş trendini görüyoruz. Bütçe dengesinden sapma ile yedek akciğer hariç sapmayı birbiriyle aynı trend içerisinde görebiliyoruz. Toparlayalım. Kamu maliyesi meselesini. Bir 10 dakika aşmışız. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yeniden düzenleme, yeniden inşa çabaları var kamu maliyesinin. İkinci Dünya Savaşı yıllarında yeni vergiler var, harcamalar artıyor. 50'lerden itibaren ya da savaş sonrası dönemde liberal politikalar ve yeni reformlar, çağdaş vergiler geliyor. 60'larda korumacı, vergi yükünü artırıcı bir eğilim. 80'lerde dönüşüm yaşanıyor. Bütçe dışı fonlar sorun oluşturmaya başlıyor ekonomide. Önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Ve kamu kesim borçlanma gereği artıyor. Kolay borçlanıldığı için artıyor. 90'larda enflasyon, durgunluk. Bir arada stagflasyon yaşanıyor. Ve 2000'li yıllara da IMF ile standby anlaşması yapılarak giriliyor. Enflasyon düşürme, sıkı maliye politikası, yapısal reformlar, özelleştirmeler derken bu 1999-2000 2000-2002 arasındaki o EMP programı finansal kriz oluşturuyor. Yani dengeyi sağlayamıyoruz. Ve tarihin en büyük krizi, 2001 krizi yaşanıyor burada. IMF yeniden geliyor.
özelleştirmelerle soğutmaya çalışıyoruz ekonomiyi. 2009-2008'deki krize rağmen büyük bir şey yok, düşüş yok. 2015 sonrasında bütçe ve maliye politikasında sapmalar görülüyor. 2019 özellikle ilk kez yedek akçe ile ve son zamanlarda tartışılan konusu da yedek akçelerin kullanılması meselesi. Tamamen kullanılıp bitirildi çünkü bunlar. Hatta rezervlerin kullanılması meselesi de önemli burada. Bunlarla biraz kamu maliyesinin sürdürülmesi, enflasyonist bir baskı neden olmadan kamu maliyesinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinin imkanının gittikçe daraldığı anlamına geliyor. Evet, bu bölümü, bununla ilgili soruları yine İktisat Külliyat Blogspot'ta görebilirsiniz. Türkiye Ekonomisi Çalışma Soruları içerisinde sektörel yaklaşımda ya da bölümü okuduktan sonra ilgili sorularla pekiştirmeniz mümkündür. Bir 10 dakika geciktik ama böylece kabaca özetlemiş olduk. Çok teşekkürler dikkatiniz ve özeniniz için.